Peki İsmail Hocam, mide rahatsızlığı olan kişiler, midelerinde herhangi bir rahatsızlık var ise o kişiler oruç tutabilir mi? Şimdi o mide rahatsızlığı olan durumlarda biz oruç tutmada şöyle davranıyoruz. Kişinin aktif bir mide rahatsızlığı varsa, evet. Yani midesinde bir gastrit veya 12 parmak bağırsağında duodenit dediğimiz mide ve 12 parmak bağırsağı iltihabı, mide veya 12 parmak bağırsağı ülseri varsa o dönemde oruç tutmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu dönemde bu kişilerin de az az yemeleri, sık sık yemeleri gerekmekte. Midesine dokunacak olan gıdaları yememesi gerekmekte. Tabii bu tür hastalara endoskopi yapılır, gastroskopi yapılır, midesine bakılır. Midesinde eğer ki daha ziyade bu ülser gibi şeyler, H. pylori dediğimiz, Helicobacter pylori dediğimiz bir mikropla daha çok ilgili olarak ortaya çıkar. Gastrit ya da duodenit dediğimiz mide 12 parmak bağırsağı iltihaplarında da bunu görüyoruz. O dönemde hasta birkaç aylık tedaviye alınır ve bu durum geçtikten sonra ileri dönemdeki Ramazanlarda tutabilir. İleri dönemde ama aktif hastalığın olduğu dönemde o dönem için tutmasını tavsiye etmeyiz. Peki yani hocam, mide hastalıklarında geçici olarak ve sadece o yıl için tutmamasını öneririz. Eğer ileride bir şikayeti kalmamışsa, düzelmişse ondan sonra tutabilir ileride. Tabii bir de bu tür hastalarda eğer ülseri varsa veya şiddetli gastriti varsa ya da duodenit dediğimiz mide 12 parmak varsa iltihabı varsa bu iltihaplar ülsere dönebilir. Ülser varsa bu ülser kanayabilir veya midede perforasyon dediğimiz delinmeler olabilir. Bu durumlarda özellikle perforasyonda delinmelerde ameliyat olması gerekir. Kanamalarda da mutlaka hastaneye yatması ve ona göre onun tedavisinin yapılması gerekir. Peki hocam, kişi ameliyat olduysa aradan 2 aylık ya da 1 aylık bir süreç geçti. O kişilerle oruç tutabilir mi? Erken bir dönemdir. Hemen 1-2 ay sonra asla bunu tavsiye etmeyiz. İleri dönemlerde, yani benim kişisel şeyim budur. Eğer ki herhangi bir mide perforasyonu nedeniyle kişi eğer ki ameliyat olmuşsa, mide delinmesi nedeniyle ve bu ülsere bağlı bir şeyse daha sonraki yıllarda da tutmasını tavsiye etmiyorum. Yani şimdi daha önceden mide kanaması, ülsere bağlı mide ya da 12 parmak bağırsağı kanaması geçiren veyahut da mide ülseri ya da 12 parmak bağırsağı ülseri nedeniyle delinme yaşayan ve buna bağlı ameliyat olan kimselerin ileri dönemde oruç tutmasını da yine tavsiye etmiyoruz. Çünkü aynı şey tekrarlayabilir. Ancak midesinde gastrit olan, yani mide iltihabı ya da 12 parmak bağırsağı iltihabı olan ya da mikrobik mide 12 parmak bağırsağı iltihabı olan kimselerde tedavi sonrasında tekrar ileri dönemlerde herhangi bir şikayeti olmaz ise sonraki yıllarda oruç tutmayı deneyebilir. Yine doktoruna danışarak ve doktor muayenesinde. Ama dediğim gibi ülser ve kanama olmuşsa bunların tutmasını doğru bulmuyoruz.